Diyelim ki Ocak ayında kontrat yenilendi ama Temmuz ayı itibariyle işte yürürlüğe girerse %25'lik zam oranı ortadan kalkarsa bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Ev sahibi kiracısından yeni bir düzenleme geldi. Ben de yeni düzenlemeye gidiyorum. Kontratta bir yıllık bir sözleşme olsa dahi ben bunu arttırıyorum diyebilecek mi? Diyemeyecek çünkü bizim bir kira dönemi içerisinde yani bir yıllık bir kira dönemi içerisinde mal sahibinin kiracısından bir kez kirasını yenilenen kira döneminde arttırma hakkı var. Dolayısıyla siz eğer 1 Temmuz 2024 tarihine kadar bir konutta oturuyorsanız ve kiracıysanız ya da mal sahibiyseniz burada sizin o tarihlerdeki geçerli olan Türk Borçlar Kanunu geçici ikinci madde düzenlemesi gereğince kiracınızdan talep edebileceğiniz maksimum artış oranı mevcut kiranın %25'i kadar olabilir. Dolayısıyla 10 bin liraya kiracınızın oturduğunu varsayıyorsak 12 bin 500 lira talep edebilirsiniz. Ancak burada temel olan şey şu ki arabuluculuğun getirilmesinin sebebi de buydu aslında. Taraflar arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin sağlanmasıydı. Bugün hepimiz şunu biliyoruz ki bir kira döneminde özellikle bundan sonra yani 1 Temmuz 2024 tarihinden sonraki sürede %25'lik bir uygulamanın olmayacak olması halinde gerçekten önceki dönemlerde eğer mal sahipleriyle kira yani 1 Temmuz 2024 tarihinden önceki süreçte bir %25'lik artış yapılmış ise artık bir dahaki kiranın yenilenmesi dönemine kadar o mal sahipleri kiracılarından kiranın arttırılmasını 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren serbest piyasa koşullarına göre yani TÜİK'in açıklayacağı 12 aylık tüfe ortalamasına göre bir farkın olduğunu ileriye sürmek suretiyle bir ekstra artış yapamayacaklar. Hangi mal sahipleri için söylüyoruz bunu? 1 Ocak 2024 ve 1 Temmuz 2024 tarihi arasında kira sözleşmesi bir yıl daha yenilenenler için söylüyoruz. Ne yazık ki bunu isteyemeyecekler. Ama bu şu demek değil. Mal sahibiyle kiracı eğer anlaşırsa tabii ki de bir artış yapılabilir. Ancak burada tarafların iradelerinin bütünüyle birbiriyle uyuşması lazım. Ancak hukuken mal sahibinin kiracısından böyle bir şeyi talep etme hakkı bulunmamakta.